Şimdi biraz İsrail'de olup biteni size aktaralım. Bir süredir ekranda zaten son dakika bilgisi. İsrail Meclisi Yahudi Ajansı Başkanı ve Eski İşçi Partisi Lideri Azek Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı seçiminin genel kurulda gizli oy yöntemiyle gerçekleşti. Meclisteki oylamada Eski İşçi Partisi Genel Başkanı Herzog ve Fas Doğumu Siyonist Aktivist Miriam Peretz yarıştı. İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı her zok oldu. Cumhurbaşkanı geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik. Cumhurbaşkanının yetkileri mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı. Yani asıl e, mesele biliyorsunuz İsrail'de başbakanlıkta. Orada da 12 yıllık Netanyahu dönemi sona eriyor. Öncelikle onu belirtelim ama bu konuyla ilgili olarak önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Önce onu aktaralım. Sonra da Yeni başbakan e, olma yolundaki ismin kim olduğuna biraz daha yakından bakalım. E, Mevlüt Çavuşoğlu e, diyor ki, kimin kuracağı değil, yeni hükümetin nasıl politika kuracağı önemli. Çavuşoğlu, İsrail'in ancak Filistinlilerin haklarına saygı göstermesi halinde ilişkilerin sağlıklı bir zemin üzerine kurulabileceğini de söyledi. Hükümetin kimin kuracağı değil, yeni hükümetin nasıl bir politika izleyeceği önemli. İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırıları durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözüm çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Son zamanlarda illegal yerleşimleri arttırdılar. İşte İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. Bu politikaların devam ettirirse bizim sağlıklı bir ilişki kurmamız mümkün değil. Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur. Sadece Türkiye'nin beklentileri değil. Bu uluslararası toplumun beklentileri.